Herkese merhaba Teknoloji Oku izleyenleri. Ben Kaan Arlı. Evet, bugün farklı bir röportajla birlikte karşınızdayız. Yanımızda Eray Özgür var. Kendisi Kinguin Türkiye'nin Türkiye sorumlusu olarak göreve başladı ve aslında mağazada yeni açıldı. Öncelikle Kinguin TR'nin, daha doğrusu Kinguin'in ne olduğunu öğreneceğiz. Sonra da Eray'la diğer detayları konuşacağız. Merhabalar Eray. Merhabalar. Öncelikle hoş bulduk. İlk defa Kinguin'i Türkiye'ye getiriyoruz. Sizin de bahsettiğiniz gibi ilk sorumuz olan Kinguin nedir diyelim. Kinguin dijital oyun platformunda en ucuz, en iddialı, en kapsamlı pazarlardan biri. Amacımız da Kinguin olarak Türkiye'deki oyun sektörüne el atmak, burada güzel şeyler yapmak ve oyun pazarında da tüm oyun severlerine daha uygun fiyatta, daha uygun şekilde, daha mümkün hizmetle beraber oyuncuları daha da rahatlatmak. Fiyat açısından da belirtmiş olduğum gibi gerekli işlemleri yapmaktır. Şimdi bakıldığı zaman Kinguin bir dijital oyun mağazası şeklinde tabir edilebilir kısaca. Fakat oyun dışında farklı içerikler de göreceğiz burada. Bunlar neler olacak? Tabii ki oyun dışında da farklı içerikler göreceğiz. Bunlara örnek olarak yazılımsal olarak örnek vereyim, Windows işletim sistemine yönelik olsun, diğer işletim sistemlerine yönelik olsun. Farklı programlar da yer alabilir. Sadece oyunla kalmayıp diğer platformlara yönelik de çalışmalarımız var. Bunlar oyun konsolları, örnek olarak PlayStation, Xbox gibi popüler oyun konsollarına gerekli olan yazılımı, gerekli olan oyunu, gerekli olan ürünü sağlayabilmek. Peki şimdi bakıldığı zaman dijital oyun mağazası konsepti aslında ülkemizde yeni yeni yaygınlaşıyor. Yani bir süredir var ama evet. Hani giderek yükselen bir trend aslına bakarsan. Peki Kinguin Türkiye'nin buradaki servis ağı nasıl olacak? Yani kullanıcılarla nasıl bir irtibat olacak? Yani örnek veriyorum, ben Kinguin TR'ye girdim. Bir oyun satın alma sürecim nasıl işleyecek? O oyunu edinmem nasıl devam edecek? Ya da olası sıkıntılarda ben nelerle karşılaşacağım? Nasıl bir çözüm sunulacak? Şimdi öncelikle Türkiye'ye yönelik ödeme metotlarını geliştirmeye yönelik biz çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Bizim için en önemli olan kısım tabii ki müşterilerimizi rahat hissettirmek ve onlar örnek vermek gerekirse alışveriş yapmaya geldiklerinde sayfamıza, Kinguin'e tabii ki ürünlerini hemen teslim almak isteyeceklerdir. Fakat şu anda yeni açmamıza rağmen Kinguin'i Türkiye'de belli bir ufak teknik aksaklıklar olacaktır. Çünkü acayip bir şekilde bir yoğunluk var ki de zaten bizim de istediğimiz bu. Ama bizim en büyük hedefimiz kesinlikle müşterilerimizi hiçbir şekilde rahatsız bir şekilde bırakmamak ve onlara gereken desteği 7/24 müşteri hizmetlerimizle beraber sağlamak, ürün teslimatını en hızlı şekilde gerçekleştirmek ve ürünle ilgili herhangi bir konuda soruları olduğunda onlara yardımcı olmak olacaktır. Ve burada 7/24'lük bir teknik servisten bahsediyoruz. Tabii Türkçe dil desteğiyle birlikte. Bu da güzel detaylardan bir tanesi. Son sorum şu olacak. Şimdi bir satın alma platformu aslında Kinguin. Ama bir yandan da şunu da söylediniz lansman sırasında, sunum sırasında. Ayrıca oradaki üyeler kendi satışlarını da gerçekleştirebilecekler. Buradaki işlem nasıl gerçekleşecek? Yani kullanıcı orada ne satacak, nasıl satacak? Şimdi Kinguin mağazamızda global olarak ve şu anda da Türkiye olarak biz bunu da aktif etmiş durumdayız. Bu aktif etmiş olduğumuz özellik ortaklık programı olarak da geçmekte. Ortaklık programından kastımız örnek herhangi bir gamer, herhangi bir oyun sever arkadaşımız sadece Kinguin'den alışveriş yapmak yerine değil de kendi ürünlerini, örnek oynamadığı oyunu, artık sıkıldığı, belli bir süreden sonra biliyorsunuz bazı oyunlar artık oynanmaz hale geliyor ve başka birileri oynamak isteyebilir bu oyunları. Tabii bizim marketimize gelerek bu oyunu istediği bir fiyatta satabilir, sunabilir. Çünkü diğer gamerlar da aynı şekilde bizim sayfamızı ziyaret etmekte. Biz böyle bir avantaj da sağlıyoruz Kinguin olarak. Sadece satın alma değil de satabilme özelliğini de katmış bulunuyoruz bu konuda. Aslında bir nevi hem kazanacaklar hem insanlarla da paylaşacaklar diyebiliriz. Peki Kinguin TR'yi biz Türkiye'de faal olarak ne gibi operasyonlarda göreceğiz, mesela etkinlikler vesaire ya da oyunculara destek konusunda nasıl çalışmalar olacak? Yani ileriye dönük bir plan ama var mı şu anda bir yol haritası? Tabii ki şu anda hala planlarımız var. Hatta bununla ilgili geliştirmeler sürüyor. Örnek vermek gerekirse e-sports dünyasındaki bir örnek olarak oyundan CSGO, Counter Strike Global Offensive ile ilgili çalışmalarımız, turnuva yapma gibi bir düşüncemiz söz konusu. İlerleyen zamanlarda tabii biz bununla ilgili açıklamalar yapacağız kendi web sayfamız ve sosyal medyalarımız üzerinden.
Buradan bizi izleyen arkadaşlarımıza, bizi sosyal medyadan takip etmelerini ve sürekli sayfamızı ziyaret etmelerini öneririm. Böylece yapılacak olan etkinlikler ve organizasyonlardan hızlı bir şekilde haberdar olabilirler. Evet, teşekkürler. Değerli bilgiler verdiniz. Küngün TR'de hayırlı olsun. Hem bize hem size. Teşekkürler, sağ olun. Evet, Küngün TR'nin Türkiye'deki online mağazasının açılış toplantısına katıldık. Eray Bey'le de detayları konuştuk. İlerleyen videolarda yine sizlerle birlikte olacağız. Bizden şimdilik bu kadar. Görüşmek üzere, hoşçakalın.